kimdi adam ya? Sizinle ilgisi yok Alp Bey. Benim mesela. Seni ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir bundan sonra. Sana güvenebileceğimi bilmek zorundayım. Kapıma bela getireceksen hiç girmeyelim bu işe. Merak etmeyin Alp Bey. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Az önce gördüğüm şey bu durumun tersini söylüyor ama... umarım dediğin gibi olur. Alp Bey. Evet. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa... önden avans alabilir miyim? Niye? Bu adamları mı vereceksin? Lütfen siz bu işe karışmayın Alp Bey. Ben sadece alacağım paranın bir miktarını avans olarak istiyorum. Bakacağız. Bakalım sana para vermemi gerektirecek bir durum var mı ortada? Hı? Aa. Hayırdır bunlar? Ne iş? Ne demek istiyorsun Gonca? Yani gördüklerimi mantıklı bir cümleyle aktaramamış olabilirim. Ama benim gördüklerim aklımı almıyor gerçekten. Yani iki günlük elemanın Alp Bey'le ne işi olur? Sen bu soruyu istersen git Alp Bey'e sor ha. O sana en uygun cevabı verir. Tabii hala seni kovmadıysa. Hayır yani ben diyorum bu Neva'dan bir şey çıkacak. E sonra bana Gonca demişti dersiniz değil mi? Kan grubunuz hastayla uyumlu, vücut kitle endeksiniz de gayet dengeli görünüyor. Herhangi bir kronik hastalığınız veya belirtmek istediğiniz bir sağlık durumunuz var mı? Neden sordunuz? Eğer ciddi bir hastalığınız veya hastalık geçmişiniz varsa donör olarak organ bağışında bulunamazsınız. Neva Hanım, beyninizde bir tümör tespit ettik. Maalesef ameliyat edilemeyecek kadar tehlikeli bir yerde. Bir an evvel hastaneye yatmanız gerek. Eğer gecikirsek ölecek mi? Yok. Hayır yok.